Bu neden bayılmıyor? 1-2 dakikaya gider. Sakın öldürmeyin. Düksü Forza ikisini de canlı istiyor. İnsan evvel bir sorar, bütün gece ne yaptın, şapelde ne oldu diye sorar. Ben senden eminim kardeşim. Anlat, ne oldu? Bunların cemii cümlesi sultanımıza karşı müttefik oldular Bülbül. Şalken, rüşvet babında Malta adasını büyük üstada bağışladı. Bundan gayri gemileri ve şövalyeleri oraya yerleşecekmiş. Eyvah. Burası pek bir müstahkem mevkidir. Hem de nasıl? Gemileri iyi silahlanırsa mağribe kadar bütün deryada Osmanlı'nın başına bela olurlar. O zaman bu havadisi hemen bizimkilere göndermek lazım. Ben hemen tezkereye yazayım. Sen de şu güvercinci Simon'u bul. Eyvallah. Zannediyor bu Nazife. Murat Efendi. Hadi biraz ara verin de ayranlarınızı içtikten sonra devam edersiniz. Allah razı olsun. Vallahi susamıştık. O çuvallar Kapalı Çarşı'ya gidecek, unutma. Unutur muyum hiç? Kolay gelsin. Eyvallah. Çocukluk etme ablam. Ne var o kutunun içinde? Göster hadi. Hey maşallah.
gelecek başkan. Yapmış gene münasebetsizliğini. E sen anasına dememiş miydin peşimi bıraksın diye? Dedim demesine. Ama adam laf dinliyor mu? Şimdi tutmuş bunları göndermiş. E ne olacak şimdi peki? Sadece. Herifle kuytuda buluşup şeker ikram etmek nesi peki? Ne diyor bu Nazife? Gevezen. Bunları kayıkhanede konuşurken görmüş. Artık ne konuşuyorlarsa. Laflarına dikkat et ya. Ya haddini aşıyorsun. Tamam canım, söyle sen de işte. Ne konuşacağım abla? Adamı geri dönmesi için ikna etmeye çalışıyordum. Şeker vererek mi? Tamam. Sakin. Şeker işin latifesidir. Mübalağa etme sen de. Bakın bana inanmıyorsunuz. Ama bu herif bir işler çeviriyor. Orsini denen bir tüccarın yazıhanesine girip çıkarken görmüş geveze. Ne var bunda? Orsini hamal arıyordur. Aynı Orsini'yi ben de bizim evin önünde Valeria ile konuşurken görmüştüm. Sözde akrabaları eskiden orada oturuyormuş da onları arıyormuş. Bütün bunlar tesadüf mü yani? Bak Yahya, Orsini ne halt ediyor bilemem. Belki Murat casus falan değil. Adam tepesi attığı için iki defa işi gücü bırakıp gitti. Her seferinde ben dil döktüm ikna etmek için adamı. Ya casus olan casusluk edeceği yeri bırakıp gider mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yahya sen misin? Buyur. Kim soruyor? Ben Cigalazade. Amcandan sana haber getir. Thank you.
getirdin be? Orsini cesedi yok etmemizi söyledi. Tutun şu pisliği. Senin malikanesinde. Yoksa olanları hatırlamıyor musun? Kitap. Kitap nerede? Dervişe verdim. İlacı hazırlamaya başladı bile. Simon hastasıyla bir havadis uçurdular. Şarken şövalyelere Malta adasını vermiş. Evet. Artık mağribe kadar bütün kıyılarda savaş gemilerini yüzdürebileceklermiş. Yunayı bulamadığım için haberi sana getirdim. Mayalmina Barbarossa ile Aydın'ın peşinden Siena'ya gitti. Siena'ya mı? Ne oldu ki? Bana Barbarossa'nın vebaya yakalandığını söylemiştin. Ama herifi sapasağlam şehirden çıkartıp kaçmasını sağladın. Hayır, asla. Hastayım diye beni de kandırdı. Kaçmasında en ufak bir dahlim yok. Topları sana vereceğimi söyleyince bir şey yapamayacağını anlayıp Floransa'ya dönmüş olmalı. Beni aptal yerine koyma Strozzi. Barbarossa reisini o halde bırakıp hiçbir yere gitmez. Aydın'ı diyorsan o öldü Christopher. Cesedini bu sabah gömdü. Peki ya toplar? Onlar ne alemde?
döküme başladık. Senin bitmesi biraz zaman alacak. 4000'in kaldı Struzi. Tanrı şahidim olsun ki 4000'in sonunda o topları almazsan senin canını alırım. Sultanımızın beni ve Hayrettin'i vazifelendirmesine mütakip, ben elimde mektupla Frenç vilayetine, amcan da Floransa'ya yollandım. Fransuva ordusuyla yardıma gelene kadar Hayrettin Orange kuvvetlerini oyalamaya çalışacak. İşte vaziyet bu. Ben şehrin düşmemesi Fransuva'nın yetişmesine bağlı. Evet. Tasavvur ettiğimizin sübut bulması için Fransuva'nın takviyesi ve desteği şart. Amcam beni burada çakılı bıraktın. Yanında olsaydım burada casus bulacağım diye peşinde koşmaktan alındım. Daha faydalı olurdum. Vazifeni hafife alma Yahya. Bir at, bir eri, bir er, bir cengi, bir cenk, bir vatan kurtarır demişler. Sana verecek hiçbir haberim yoktu Orsin'e. Ama galiba Tanrı'nın sevdiği bir kulsun. Yahya'yı Süleyman'ın adamlarından biriyle konuşurken gördüm. Bir şey öğrenebildin mi? Süleyman'dan Fransuva'ya bir mektup gitmiş. Ne mektubu? Floransa'ya yardım etmesi için ordu göndermesini istemiş Süleyman. Vay canına. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyor desene. Ya Barbarossa? Barbarossa'nın görevi Fransuva gelene kadar Orançlıları oyalamakmış. Senin anlayacağın bütün umutları Fransuva'nın vaktinde yetişmesine bağlamışlar. Eğer bu haberi Şakir'e hızlıca ulaştırabilirsek hevesleri kursaklarında kalır. Bravo Maruz. Demek ki isteyince iyi bir casus olabiliyormuşsun. Böyle devam et. Fransuva, Name-i Humayun'umuza uyup Floransa'nın imdadına yetişebilecek mi Cigalazade? Senin intiban nedir? Sizin lütfunuz, Hayrettin'in de gayretiyle oğluna kavuştu hünkârım. Onu öyle bir buhrandan kurtardınız ki size boyun eğmekten başka çaresi yoktur. Yine de müteyakkız beklemekte fayda. Unutma ki İnsanoğlunun menfaati bitti mi, nankörlüğü başlar. Bu Floransa meselesinde Hayrettin'den başka itimat edeceğim kimse yoktur. Hayrettin Reis'e yeni bir buyruğunuz var mı hünkârım? Hayır Cigalazade. Ancak ona vereceğim bir sonraki vazife için evvelden seni Cermen vilayetine göndereceğim ki tedarikatta bulunabilirsin. Neyin tedarikatı hünkârım? Orada Martin Luther diye bir papaz, papazların cennet satmasına, günah çıkartmalarına karşı çıkıp protestanlık namında yeni bir mezhep teşkil etmiştir. Ama ve lakin bu meselede bizim niyetimiz ceddim Fatih Sultan Mehmet'in yaptığını yapmaktır. O nasıl ki Ortodoksları destekleyip Katoliklerle arasının bozulmasını temin ettiyse, biz de Protestanları destekleyerek Katolik Şarken Melun'un başına bir bela daha saracağız.
İnşallah hünkâr. Luther'in ağzından bir risale kalem aldım. Bunu Luther'e götürüp ver. Eğer ki bu risaleyi kendi kaleme almış gibi ahali arasında inşa ederse âlâ. Ama etmez ise işte o vakit başka bir hal çözümü düşüneceğiz. Emriniz başım gözümün üstünedir hünkârım. Bakalım şu gürzü. Ha, burada bekleyeceksin. Nöbette uyuduğunu veyahut gürzü düşürdüğünü görürsen o zaman vay haline. Sevaplarını yazan melekler. Aydın'ım, anlat bakayım evladım. Nasıl bir rüyaymış bu? Sol omzumdaki dedi ki, bak ezan okundu. Bir namazdır bu kul uyumakta. Ben bunun günahlarını yazarım şimdi bir bir. Sağ omzumdaki dedi ki, görmez misin?
Hasta adam. Hele bir akşam namazını kılsın. Mevlam affeder noksanı. Akşam oldu. Sol omzumdaki dedi ki kalem düştü elimden. Hala gelmez kelime-i tevhid bu kulun dilinden. Sağ omzumdaki dedi ki hele bir yatsa okunsun. Kılarsa affa uğrar. Hazreti Muhammed'e anarsa. Yanındayız. Yok. Benim namaz kılmam lazım. Abdest alacağım. Abdest almam lazım. Cezasız Şenallılar. Yoksa topları vermiyorlar. Vereceklermiş. Ama Christopher dökümünün 4 günden evvel bitmeyeceğini söylemiş. O toplar olmadan saldırıya başlarsak başarısız olabiliriz prensim. Barbarossa'nın adamı dervişin. Kale burçlarına yaptırdığı yeni tahkimatlar bitmek üzere. Kuvvetlerimiz her yönden ateş altında kalacaklar. Uzacak iş değil. Süleyman'ın 3 adamı yüzünden neredeyse bütün kuşatmadan vazgeçeceğiz. Dua edelim de Malatesta Milano'dan güzel haberlerle dönsün. O lanet olası Türk'ün verdiği zehir yüzünden suratım ne hale geldi? Ölebilirdiniz Dük Sforza. Anlaşılan Barbarossa'nın vicdanlı bir anına denk gelmişsiniz. Onun Barbarossa olduğunu başta bilseydim, bir dakika durmaz karnını deşerdim. Öğrendiğinize göre artık Prens Filbert'e yardım etmek için çok fazla düşünmezsiniz herhalde. Yardım edeceğim Malatesta. Ama bu yardım Prens için değil, Kutsal Papamız için olacak. Neye ihtiyacın var onu söyle. Amin ya Rabbim. Amin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Aydın Reis. İyileştiğinize sevindim. Eyvallah, eyvallah Sturz. Lakin buraya geliş sebebiniz olan meseleyi hatırlatmak isterim. Christopher çadırda topların dökümünün bitmesini bekliyor. Christopher da kim? Şalke'nin yeni şebeği. Hani şu Tilimsan Savaşı'nda arkasına bakmadan kaçan Lazarus şövalyelerinden. Ha, bildim. Başladınız mı topların dökümüne? 2 tanesi bitti bile. İçimizde top dökümünden anlayan kişi sensin. Ne yapmak lazım gelir? Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Topları sakatlamak lazım. O nasıl olacak? Döküm yapılırken topun içine ne atılır? Bakır ve kalay. Hah yaşa. Bakır ve kalaya az biraz civa eklersek ne olur? Kalay Necef taşı gibi billurlaşır. Toplar da ilk atımından sonra yarılıp patlar. Tas tamam öyle. Hay aklınla bin yaşa. İşte bu muhteşem. O vakit bir an evvel dökümhane inelim. Kalan toplar dökülmeden bu işi halletmemiz lazım. Hadi. Hadi bakalım.
yüreğim ne kadar dayanıklıymış. Ne oldu Batista? Hasta mısınız yoksa? Nedendir bilinmez. Sizi karşımda görünce kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Şey, belki de aniden karşınıza çıktığım için korkmuşsunuzdur. Hayır, korku değil. Kraliçem, güzelliğiniz ve ışığınız büyüledi beni. Öyle bir ışık ki, öyle bir ışık. Şu koridoru aydınlatan güneş bile sizin yanınızda sönük kalıyor kraliçem. Güzel iltifatları almaya alışık değilim çünkü. Kral Şalken emblemi. Isabella. Amiral Doria bizi taht odasında bekliyor. Mühim haberleri varmış. Ne konuşuyordun Batista'yla? Bahçemdeki karanfilleri bir daha koparmamasını söylüyordum. Senin için Persia'dan getirdiğim karanfilleri mi koparmış? Aptal herif! Hayrettin Reis'ten haber gelmediğine emin misin Simon? Yine de bir baksaydın güvercinlere. Dünden beri henüz 3 defa baktım. Cevap gelmedi. Demek Florence'dan dönmediler hala. Şalken Doria'yla taht odasında görüşecekmiş. Mühim bir havadisi var dedi Şalken. Sana mı dedi? Bana niye desin? Allah Allah. Kraliçeye dedi tabii ki. Sen nereden işittin? O esnada kraliçe benim yanımdaydı. Ben taht odasına gidiyorum. Haşmet Mahap. Maalesef Konstantinopolis'teki casusumuzdan gelen haberler iyi değil. Süleyman Fransuay'a mektup yazıp Floransa'ya yardıma koşmasını istemiş. Ne zaman olmuş bu? Ne oluyor? İçeri giremezsiniz Ekselans. Giremez miyim? Kral Hazretleri beni çağırtmış. Bize böyle bir şey söylenmedi. Batista. Ne oluyor burada? Ya bu askerler beni içeri sokmuyorlar diye. Ekselans Batista benimle beraber. Eğer François Süleyman'ın sözünü dinlemeye yeltenirse... Aramıza katıldığınız iyi oldu Lorchie. Affedersiniz ama Venedik elçisi Batista'nın burada ne işi olduğunu sorabilir mi? Elçi Batista'nın da aramıza katılması bir sıkıntı yaratmaz diye düşündüm Kral Hazretleri. Doğru düşünmüşsün. Süleyman'ın yaptığı planlardan onun da haberdar olmasında fayda var. Öyle değil mi Şahs? Kesinlikle. Süleyman neyin peşindeymiş ekselansları? François'dan Floransa'ya yardım etmesi için ordu göndermesini istemiş. Aklı sıra François'nın her dediğini yapacağını sanıyor. Barbaros Fransuanın oğlunu kurtarmıştı.
Bunların müttefik olduğunu da hesaba katarsak... François Süleyman'ın dediklerini yapacaktır diye düşünüyorum. Siyasette meseleler sizin dediğiniz gibi çözülseydi eğer... mesele diye bir şey kalmazdı, değil mi? Bazen gerçekten bir elçi misiniz? Yoksa alelade bir köylü mü? Çok merak ediyorum. Haddinizi bilin amiral. Ben Venedik Devleti'nin... Kavga lüzum yok beyler. Düşmanımız ortak. Ve elbette Süleyman'a karşı benim de yapacağım bir hamlem olacak. Elçi Batista, yola çıkmak için hazırlanmanızı istiyorum. Tabii efendim. Nereye ekselansları? Lord Chief'le birlikte Fransa'ya gideceksiniz. Alakasını çekecek bir teklifim olacak ona. Sana güzel bir havadisim var, şahsı var. Bize de inşa ettirdiğim külliye bitmek üzereymiş. Camisi de bir seneye biter diyor mimara. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Benim de sana güzel bir havadisim var. Hayırdır inşallah. Hem de pek hayırlı. Müsaaden olursa Kemankeş Ahmet Paşa ve validesi cuma akşamı şu küfeyi istemeye gelecekler. Bu da nereden çıktı? Nasıl nereden çıktı? Ağabey, şu küfenin izdivaç vakti geldi de geçiyor. Kıza gelen tariflerin hiçbirini beğenmedi. Şu hadarlardan, o da başlarından başkası istemedi de ondan. Pargalı İbrahim Paşa da bir vakitler has oda başıydı. Lakin bak, bugün nerelerde? Yine o mevzuyu mu açacaksın? Tamam. Tamam, açmayayım. Ama madem kızına kimseleri yakıştıramıyorsun... koskoca Kaptan Derya'ya da hayır demezsin herhalde. Kaptanı Derya'lı tamam. Ama ve lakin... Aması ne? Yok bir şey. Tamam. Buyursunlar gelsinler. Ben o vakit şu kufeye haber vereyim. Bunu at Sıdıka. Bunu istemiyorum. Bu da beni fazla şişman gösteriyor. Bunu da at. Eskiden beri rengini beğenmem bunun. Bu da çöpe. Şükufe Hanım, yazık günah. Daha hepsi yeni bunların. Bari fakir fukaraya verseydik. Veremem Sıdıka. Bunların hepsini hususi terzime diktirdim. Sokakta bir başkasını da görürsem bedbaht olurum. Şükufe. Yavrum, niye çıkarttın bütün elbiselerini? Yoksa atacak mısın? Hala, atar mıyım? Aşk olsun. Bu kadar kıyafete ihtiyacım yok diye düşündüm. Yani bu üç tanesi bana yeter.
Bunlara da garip gruplara vereceğim. Ah benim melek yeğenim. Benim de sana güzel bir havadisim var. Babacığın Kemankeş Paşa'ya tamam dedi. Oh, Allah'ım nihayet. Hadi gözümüz aydın. Gel, gel, gel bakayım, gel. Gel. Gayrı izdivaç yoluna girmiş bulunmaktasın. Bunun ne büyük mesuliyet gerektirdiğini idrak ediyorsun değil mi? Elbette halacığım. Hı? Elbette deyip geçme. Her izdivaç içinde hususi müşkülatlar barındırır. Ne gibi halacığım? Evi çekip çevirmekten tut da çocuk terbiyesine kadar. Şimdi sana kolaylıkla hallolacakmış gibi gelen mevzular. Bir bakmışsın ki içinden çıkılmaz meseleler haline gelmiş. İyi düşün taşın yavrum. İyi düşün taşın. İyi düşün taşın ki sonra pişman olmayaz. Değil mi? Kocam beni, ben kocamı aşk ile sevdiğim sürece her müşkülat halledilir. Zaten istivaç benim için başımı sokacak bir kulübe, önüme gelecek bir tas çorbadan ibaret. Kocam kaptanı Derya diye fikirlerim değişecek değil. Ah işte. Ayaz Paşa'nın kızına da yakışacak olan budur. Aferin kızıma, aferin. Seninle iftihar ediyorum. Sancak Bey'i Gazi Bali Bey. Tarafınızdan irsal olunan mektup usul bulup kıraat olunduktan sonra yazıyor musun? Yazıyorum efendim. Gir. Paşam, Seyyare Hanım geldi. Bekletmeyin, hemen içeri alın. Hazretleri. Şükrü Efendi. Mektuba sonra devam ederiz. Ayakta kalmayın. Lütfen otur. Fazla vaktinizi almayacağım zaten paşam. Öyle mi? Adabıyla nasıl söylenir bilmiyorum. Lakin teklifinizi bir kez daha reddetmek zorundayım. Bense tam aksine ittifak noktasında anlaşabileceğimiz kanaatindeyim. Efendi. Kaptan Paşa çağırdığında gel demişti de. Neyse artık. Yanılıyorsunuz paşa. Biz kadınlar da siz dahil bütün erkekleri yüreklendiren bir amil var. Cömertlik ve iyilikseverlik. Bu mürvetlerinizin konumuzla ne alakası var anlayamadım. Şu alakası var. Bir erkek, paşa da olsa, hamal da olsa, karşısındaki kadına her sözünü dinletebileceğini, ne yaparsa yapsın, kadının kolları açık, muntazır vaziyette onu bekleyeceğini zannediyor. Ben o kadınlardan biri değilim paşa hazretleri.
hiçbir erkek bana istemediğim bir şey yaptıramaz. Kusura bakmayın lakin bu konuda hakkımı yediğiniz kanaatindeyim. Hakkınız mı? Hazır ve nazır beni beklediğinizi düşünseydim sizi o küpelere göndermezdim. Üstelik valideme gidip beni Ayas Paşa'ya şikayet edeceğinizi söylemenize rağmen size bu husumet beslemedim. Hep iyilikle yaklaştım. Şikayet mevzunda fazla ileri gitmiş olabilirim. Lakin beni buna siz mecbur ettiniz. Buyurun. Hediyeniz. Senin de öyle. Christopher'ın Siena'dan getirdiği toplar hiçbir işlerine yaramayacak. Bilhassa Fransuva bu kuşatma için yardıma gelinceye kadar direnebilirseniz o takdirde bu badireyi atlatırsınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Özellikle de sana Aydın Reis. Bizim yüzümüzden veba alman yetmiyormuş gibi iyileşir iyileşmez topları bozmayı başarmışsın. Eyvallah Feruce. Bir vakit sizin toplara da bakarım. Elbette. Ne zaman istersen. Vakit kaybetmeden güzel haberleri binbaşı Pierre'e iletelim o halde. İyi olur. Tahkimatlar ne alemde ona da bakarız. Reis. Bu Feruce'lerin yanında diyemedim ama... Hani şu vakit şurada nefes alıyorsam, evvel Allah, sonra sizin gibi güzel insanların sayesindedir. Estağfurullah evladım, estağfurullah. Allah razı olsun. Allah seni bize bağışlasın. Haydan al. Prens Filbert. Nihayet Christopher. Biraz daha geç kalsaydım Barbarossa'nın seni öldürdüğünü düşünmeye başlayacaktım. Siyanalıların topları dökmesi biraz uzun sürdü. Ama hepsi yeni ve kullanılmaya hazır. Görmek ister misiniz? Görecek bir şey yok Christopher. Barbaros ve adamları seni aldattı. Ne? Aldattı mı? Topların içine cıva koymuşlar. Onlar ilk atışta parçalanacak. Ben eve kadar gidip geliyorum Velari. Dükkan sana emanet kızım.
Tamam Hatice, kalın. Selamünaleyküm. Yahya. Nerede memur reis marangozlar? İşleri bitti gittiler. Bugün de gemileri kalkıyormuş. E dükkanın hayırlı olsun o zaman babaanne. O tabelayı asmadan açmam vallahi. Gir bak bakalım nasıl olmuş içerisi. Hadi. Kolay gelsin Valeria. Ver ben süreyim, yorulmuşsundur. Tamam, verme. Ama Allah aşkına konuş bari. Ne söylesem affedersin beni? Bir mani yoksan bir ser, ha? Olur mu? Bak dinle. Sıra sıra kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, aramızı bozanlar. Görmeyeceksin zaten, aramızı bozan sensin. Hah, dilim varmış demek. Alay edeceğini üzül. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Bana casussun dedin. Demedim. Tam aksine sana itimat ettiğimi söyledim. Nazif'e itimat ettiğin gibi mi? Ne? Falan dün akşam ona Murat meselesini anlattım. Onu da sıkıştırıp duruyor musun Murat casus olabilir diye? Amcana mahcup olmamak için çabalıyorsun ama etrafındaki herkesle yüzü pırpalıyorsun. Yeter artık Yahya. Özür dilerim. Ben... Haklısın. Vazifemi yapacağım diye gözüm hiçbir şey görmez oldu. Kardeşim kadar sevdiğim gevezeyi bile isyan ettirdim sonunda. Seni üzmek istemezdim. Bir kez daha geri çevirmek zorundayım deyince Kemankeş Paşa da ortak bir ittifak noktasında anlaşabileceğimiz kanaatindeyim diye cevap verdi. Ben de bu cümleleri pek bir manidar buldum efendim. Şayalar doğru mu yani? Ne şayası efendim? Şükran.
Seni kemankeşin yanına boşuna mı soktum? Paşa hakkında gemi inşaat için alınan kerestelerin miktarını fazla göstererek kalan keresteleri sattığına dair iddialar var. Aman yarabbi. Bu işi kitabına uygun yapabilmesi için keresteleri aldığı tüccara sus payı vermesi icap eder. Konuştuğu kadın o tüccar olabilir. Kadın teklifinizi bir kez daha geri çevirmek zorundayım dediğine göre ya bu işin içinde olmak istemiyor ya da alacağı hisse az geldiği için beğenmiyor. Mümkündür efendim. Evvelki gün Kemankeş Paşa'nın zaptiyesine verdiği kutuda belki de kadına giden paralar vardı. Şükrü, şu seyyare kimmiş? Bir takipatta bulun bakalım. Eğer tasavvur ettiğimiz gibiyse Şükrü, hafızan Allah, Kemankeş Paşa'nın başı büyük bir belaya girecek demektir. Eğer kalmamı istersen kalabilirim. Saldırı başladığında burada olmaman lazım. Senin için çok tehlikeli. Bergaş geldi. Ben gideyim. Acıkmış olmalısınız. Lütfen alın. Allah razı olsun. Reis geldi. Ondan sevgili kuluymuşum bak sıcacık çorba. Oturun oturun afiyet olsun. Hiçbir şey istemiyorum. Korkmayın korkmayın. Tek bir canları vardı, onu da topu çatlatmaya kullandılar. Allah! Aydın? Vallahi anlamadım. Vallahi ben anlamadım. Haydi içeri girelim. Şimdi yeri hemen haber verin. Her ihtimale karşı gizli geçitte bir bölük asker göndersin. Aydın Reis, bana topları bozduğunu söylemiştin. Vallahi ben bozmuştum. Bu topların sesi Siyana'daki topların sesi değil. Toplarınızla son anda yetişmeniz Tanrı'nın bir mucizesi Dük Sufroza. Malatesta'yı bana göndermeseydiniz bu mucize hiçbir zaman gerçekleşmeyebilirdi. Anlaşılan burada bir işin kalmadı Christopher. Şalke'nin yanına gidip Türklerin seni nasıl aldattığını ona anlatabilirsin. Ben Papa'nın emriyle buradayım, Filbert. Ona karşı gelmek istersen seve seve geri dönerim. Askerlerimi gizli geçitten şehre sokmak için emirlerinizi bekliyorum Prens Hazreti. Aceleye gerek yok Lorenz. Önce toplarımız birkaç binini gebertsin. Sonra elimizi kolumuzu sallaya sallaya gireceğiz.
Umarım Kral Hazretleri ne yaptığını iyi biliyordur Chief. Aksi takdirde başım Dodge Grit ile büyük belaya girecek. Krallar fevri adamlar olsalar da aptal değillerdir Batista. François'a ulaştıracağın mesajdan yakında Grit'in de haberi olacak. Yakında mı? Aman Allah'ım ya. Yani henüz haberi yok, öyle mi? Buna takılmamalısın. O da Şelke'nin planını onaylayacaktır. Venedik bunu yaparsa, Grand Signor Süleyman'la arasını tamamen bozar Chief. Eğer Hristiyansan, Hristiyanlarla birlik olursun Batı'da. Müslümanlarla değil. Gelmedim Kral Hazretleri. Kusura bakmayın ama bütün saygımla sormak zorundayım. Siz çıldırdınız mı? Çünkü ancak bir çılgın sizin gibi mesuliyetsiz davranışlarda bulunabilir. Mesuliyetsiz demek yanlış olur Dodge Grit'te. İçinde bulunduğum şartlar bunu yapmaya beni mecbur bıraktı diyelim. Şartlar ne olursa olsun Venedik Devleti'ne şantaj yapamazsın. Zaten buna ben de izin vermem, Gritti. Papa Hazretleri. Niyetimiz Venedik Devleti'ne saygısızlık etmek değil. Aksine tüm Hristiyanları Tanrı'nın buyruğu altında birleşmeye çağırıyoruz. Bir vakitler Roma'yı yağmalayan ve sizi Castel San Angelo'ya sığınmak zorunda bırakan biriyle mi? Daha fazla Hristiyan'ın ölmemesi için gerekirse şeytanla bile anlaşır. Eskinin işleri eskide kaldı Gritti. Venedik, Süleyman'a ve Fransuva'ya karşı yanımızda olmalı. Bu kararı onlar konseyine danışmadan tek başıma veremem. Ne yazık ki işimiz acele Gritti. Elçin Batista, şu sıralar François'a Venedik Devleti'nin aldığı kararı anlatıyorum. Filibert, bütün umudunu yalnızca Siena'dan gelecek toplara bağlamamış. Baştan beri topları alacağı ikinci bir yer vardı desene. Bunu bilseydik de bir şey yapamazdık ki. Direnç vilayetlerinde papa dedirme akan sular durur. Hangi birini ikna edecektik? Derviş haklı. Herkes Siena'lılar gibi papadan nefret etmiyor. Bu Rajların arasına gönderdiğim casus, topların Milano'dan geldiğini öğrenmiş. Milano'dan mı? Forza. Bu herif beni vebadan kurtarmak için kitap aldığınız herif değil mi? Çok sinirlenmiş olmalı. Harika. Harika. Sen yaşayacaksın diye binlerce masum insan ölecek yani, öyle mi? Sakin ol Malatesta. Dostlarımız bize yardım etmek için ellerinden geleni yaptılar. Şimdi iş bize düşüyor.
bu öfkeni Floransa'nın savunması için kullan. Neyle Ferucci? Neyle? 25 bin askere karşı 4 bin askerle mi? Bu mu? Henüz hiçbir şey neticelenmiş değil. Komutan Ferucci, keşif kollarımızdan haber var. Ferucci. François'un ordusu Floransa'ya 20 kilometre kadar durmuş. Geri dönmeye hazırlanıyorlarmış. Geri dönmek ne demek? Bu adam sultanımızı hiçe mi saymakta? Aydınım. Onca yolu gelip gerisin geri döndüğüne göre gerçekten korktuğu bir şey olmalı. Hayrettin'im. Nereye evladım? François ile konuşmaya. Ne söylediğinizin farkında değilsiniz Elçi Batista. Bu şantaja boyun eğersem neticesi Fransa için felaket olabilir. Anlıyorum ama bu benim değil. Şalken ve Papa Hazretleri'nin isteği Haşmet Mahap. Ve tabii ki Venedik Devleti'nin. Kral Hazretleri, ya ordunuzla birlikte Fransa'ya geri dönerseniz ya da Floransa'yı kurtaracağım derken hem Orange hem de Venedik ordusuyla çarpışmak zorunda kalırsınız. Tutun şunu! Yakalayın! Girmesin içeri! Barbarossa! Bırakın! Siz ne ararsınız burada? Venedik elçisi Batista ve ben kral hazretleriyle hoş bir sohbete dalmıştık. Ta ki sen gelene kadar. Öyle değil mi Batista? Evet. Niçin yardıma gelmekten vazgeçersin? Bunlar senden ne istemekte? Geri çekilmemi. Aksi halde Venedik ordusu da Orange'a yardım edecekmiş. Yalan! Venedik asla Osmanlı'yı karşısına almak istemez. Yedikleri buğdayı bile Osmanlı vermekte. Daha bilmediğin şeyler var Barbarossa. Süleyman ve Sultan Süleyman. Grand Signor Süleyman ve sen ne yaparsanız yapın, Hristiyan birliğine mani olamayacaksınız. Şalke'nin isteklerini yerine ifa etmektense ölmeyi yeğler François. Öyle değil mi? Kiev'in de dediği gibi. Bilmediğin bir husus var Barbarossa. Ne hususu? Çekinmeyin Kral Hazretleri. Meselenin sadece Venedik ordusu olmadığını söyleyin hadi. Ben Cambrai'de Şalken'le bir anlaşma yaptım. Şalken'den sonra Kutsal Roma, Cermen İmparatoru olmak için kız kardeşi Kastilyalı Eleanor'la evleneceğim. Bunu yaparsan sultanımızı sırtından hançerlersin. Hayır. Sultan beni anlayacaktır. Kutsal Roma İmparatoru olduğumda yanında çok daha güçlü bir müttefik bulacak. Habsburg Hanedanı'nın sana o tacı vereceğini mi düşünmektesin? Yanılırsın François. Kimsenin seni Roma İmparatoru falan yapacağı yok. Kral Hazretleri kararını verdi Barbarossa. Üzülme.
Elçi Batista, belki sizinle hususi olarak konuşursak Doç'u ikna edebiliriz. Boşuna çabalıyorsun Barbarossa. Venedik çoktan... Bırakın. Ne diyeceksiniz sen? Buyurun. Ay koca reis. Şükür kavuşturana. Yemin ediyorum hepiniz gözümü tutuyorsunuz. Dervişli Aydın nasıllar? Elhamdülillah. Sağlığına duacıyız. Anne eli nasıl? İyi, idare ediyor. Kusura bakma reisim. Olan biteni evvelden sana haber edemedim. Senin bir kabahatin yok. Anlamadım. Doç Krit'ti. Seni neden Fransuva'ya gönderdi? Venedik Osmanlı ile arasını bozmak istemez. Doç Krit'i göndermedi. Şalken bütün bunları Gritti'nin haberi olmaksızın oldu bittiye getirerek yaptı. Şalken Papa Clemens Fender'e doğru kendi tarafına çekerek epeyce güçlendi. Şüphesiz ki Venedik de korkusundan ona boyun eğecektir. Evet. Kabul etsek de etmesek de vaziyet aynen böyle. Elçi Batista! Artık Kodunberg'e dönmemiz gerekiyor. Söylediklerinizle beni ikna edemediniz Barbaros'u. Doç'un Gritti'ye Fransuva'nın şartları kabul ettiğini bildireceğim. Duydun mu Barbaros'u? Duydum. Ama yanıtımı vermedim. Yazdığım vakit kendinden sonra vav geldiği için sonrasında ü veya ö sesi verir. Misal... Misal ölmek gibi mi? Doğru. Sen bayağı erken öğreneceksin okumayı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Ben Tuzcuzade Hilmi. Yarın bizim tuz ocağından 20 fıçı tuz getireceğiz İslambul'a. Galata Ketüdası yükü sizin ambarınıza indirmemi söyledi. Nereye gidecek bu tuzlar? Venedik'e. Götürecek gemi 2 gün sonra gelecek. Ben vesikalarınızı görebilir miyim? Elbette. Vesikalarınız tamam. Yarın gelirseniz Murat Efendi sizinle alakadar olacaktır. Sağ olun. Hayırlı günler olsun. Hayırlı günler.
parsel eline sahip. Tamam Berkaş. Sen arabada bekle. Ayhan Yunan. Barbaros'a ve Aydın Bey'sin iyi olduğunu söylemeye geldim. Tanrı'ya şükür. Bunu söylemek için buraya kadar gelmeniz büyük incelik. Kabul edelim ki ikimiz de onlar için endişelendik. Ne de olsa onlar bizim dostlarımız. Ve benim kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var Marsel'in. Sizi iyi tanımadıkları için Bayan Luna. İnsanlar eğer kusur arıyorlarsa önce aynada kendilerini görmeliler. Teşekkür ederim. Gitmeliyim. Lorenzo beni burada sizle konuşurken görmesin. Banu aldın mı? Aldım. İlmihal. Hepsini tek tek soracak mısın? Unutuyor geçen gün kızım evde. O bir kerecik oldu. Bence kitaplarımızı mektepte bırakmalıyız. Böylece kimse evde unutmaz. Tembelliğe de kafan pek güzel çalışıyor bakıyorum. Hadi geç kalma sen. Allah seni açıklığı versin. Amin. Koş. Tamam. Kolay gele. Sağ olasın. Nazife. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Bu mallar ne böyle? Tuzcuzade Hilmi diye bir adamın Venedik'e gidecekmiş. Müsaadesi var mı? İstanbul'dan tuz çıkarmak yasak biliyorsun. Getirdi adam vesika getirdi. Her şey usulüne uygun görünüyor. Fıçıların içine baktın mı? Hilmi Efendi. Araba boşaldı. Elinize sağlık. Fıçılara götürecek gemi akşama limanda olur. Taşıma için ben yine gelirim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Hilmi Efendi. Buyurun. Kardeşime vesikanızı göstermişsiniz ama fıçıların içine bakmamız lazım. Buyurun. Bakabilirsiniz. Murat Efendi.
gelirse sabaha karşı şehir düşer. Burhan cezası Fransuva. Hepimizi yüzüstü bıraktı. Uşaklaba'nın kılıcı görmeden salavat getirmeyeceği çok belliydi zaten. Harekete geçmeliyim. Bir şey yapmak lazım gelir. Padişahımızın karşısına geçip verdiğiniz vazifeyi beceremedim diyemem. Güney kapısı ha yıkıldı ha yıkılacak Ferutçi. Adamlarım takimatta ama daha fazla dayanacaklarını zannetmiyorum. Veba esnasında prensle konuşmaya gitmişti. Öyle değil mi? Evet. Evet, bizzat çadıra gittim ve halkın şehirden çıkartılması için izin istemiştim. Ama vermemişti. Bu çadır nerede? Kaç muhafızı var göstermeni istiyorum. Ne yapacaksın Hayrettin? Prens Filibert'i kaçıracağız. Hafızların yerlerini işaret et. Çıktı Halime Hanım. Tersanede işleri varmış. Ne demek işleri varmış? Bu akşam Şükufe'yi istemeye gideceğimizi bilmiyor mu? Bana bir şey demedi vallahi. Allah cezanı vermesin Kemanker. Kızı istemeye gitmemek için yaptım. Müzik
Atake tutarsız Seyit Efendi geldiler Paşa Hazretleri. Allah Allah. Bu vakitte. Al içeri, bekletme. Hayırlı akşamlarınız olsun paşam. Hayırlı akşamlar Seyit Efendi. Hayırdır inşallah akşam akşam. Buyurun Paşa Hazretleri. Bu nedir? Seyyare ve Nazife kardeşler hakkında tarafımıza bildirilen bir ihbar mektubu. Gelecekler bunlar hemşire. Gelirler abi. Eli kulağındadır. Hala ben yine karıştırdım. Hangisiyle getirecektim kahveleri? Bununla. Talibimi beğendim demek mi oluyordu? Ah yavrum ah, ah. Kaç kere söyleyeceğim sana. Öbürüyle verirsen istemiyorum demiş olursun. Oh ne âlâ iş. Yahu ben burada iskele babasıyım. Estağfurullah abim. Ben verdim mi ki siz kahve fincanı seçiyorsunuz? Tabii babacığım. Yani siz nasip görmezseniz ben diğeriyle getiririm kahveyi. Aa, yaptığını beğendin mi abi? Ah yavrum. Yavrum. Gel. Ağlama yavrum. Ağlama evladım. Babacığım Latife yapıyor. Vermez mi? Verir elbet. Latife yapıyor baban. Öyle mi babacığım? Latife mi yapıyorsunuz? Paşam, Halime Hatun teşrif etti. Buyursunlar. Akşam şerifleriniz hayır olsun. Hoş geldiniz Halime Hanım. Hoş bulduk. Benim Paşa Hazretlerine bir maruzatım vardı. Ne maruzatı? Efendim, Kemankeş Paşa affı şahanelerinizi ister. Çok acil bir iş için İstanbul dışına, Karamürsel Tersanesi'ne gitmek mecburiyetinde kaldı. Maalesef bu akşam gelemeyecek. Nerede kaldı bu tuzcuzade? Vallahi karnım acıktı. Limana inip gemi gelmiş mi bakayım mı istersiniz? İyi olur Murat Efendi. Gelmeyecekse boş yere beklemeyelim. Bunların ne işi var bu saatte burada? Hoş geldiniz paşam.
Hayırdır akşam akşam? Sizin ve bacınız hakkında bir ihbar var Seyyare Hanım. Ne ihbarı? Tuzcuzade Hilmi diye birini tanıyor musunuz? Evet. 20 fıçı tuz getirdi. Yarın Venedik'e gideceklermiş. Yoksa vesikalarından mı bir eksik var? Halbuki ben murakabe etmiştim. Fıçıları görebilir miyiz? Aha buradalar. Ediyorsunuz. Belli ki bu Hilmi denen herif bize oyun oynamış. Yemin ederiz ki içinde barut olduğunun haberimiz bile yoktu. Ketuda efendi. Gereği neyse yapın. Tutun şunları. Abla. Bırak. Dur. Bırak. 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 Bizim bir suçumuz yok. Felaket Barbarossa. Uçlardaki gözcülerim az evvel görmüş.
Şarken binlerce askerle Floransa'ya gelmiş. Kuşatmayı hemen yeniden başlatmalısın Lorenz. Yoksa bunun hesabını Şarken'e veremezsin. Senden emir alacak değilim Christopher. Bu ordunun komutanı benim. Prens Barbarossa'nın elinde esirken hiçbir şey yapamayız. Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Haşmet Mahap. Meseleyi öğrenir öğrenmez yola çıktım. Prens Wilbert'ten haber var mı? Hala Barbarossa'nın elinde. Yalnız casusumuz Manetesta'nın prensi kaçırmak için bir planı var. O yüzden mi kuşatmayı durdurdunuz? Evet amiral. Planımızı uygulamak ve zaman kazanmak için Barbarossa'yı kandırmamız gerekiyordu. Enteresan. Bu fikir senden mi çıktı Christopher? Hayır efendim. Komutan Lorenz ve Malatesta'nın fikriydi. Ben ortalıkta prens falan göremiyorum. Ya siz Haşmet Mahap? Hayır Doria. Ya sen Batista? Hayır görmüyorum. Godfrey sen? Hayır. Aptal herif! Barbarossa burnunun dibinden prensini alıp götürürken sen neredeydin ha? Ama efendim hala ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Ama biz senin öldüğünü biliyoruz Lorenz. Ne? Hayır efendim. Hayır efendim, sizi tüm sadakatimle bağlıyım. Yapmayın. Sonu bu mu olacaktı? Hayır. Yapmayın. Doria. Şu andan itibaren kuşatma ordularının komutasını sana veriyorum. Kuşatma derhal başlasın. Başla Haşmet. Haşmet Bey, Barbarossa geliyor. Nasıl? Tek başına mı geliyor? Evet. Evet efendim. Thank you.
zalim. Sen ve papan masum insanlara zulmetmekten korkmaz mısınız? Ne istiyorsun? Peki Şakir. Şehri teslim al. Lakin sulh içinde. Masum insanlara zulmetmekten vazgeç. Karşımda 25 bin kişilik ordu var. İstesek şehri yerle bir eder, herkesi de kılıçtan geçirebiliriz. Neyine güveniyorsun sen ha? Sultan Süleyman Han Hazretlerine güvenmekteyim. Prensini geri istemektesin bilirim. Onu sana geri vereceğim. Lakin bir şartla. Ne şartı? Halkı kılıçtan geçirmeyecek, şehri yağmalamayacaksın. Pekala. Var burası. Şartını kabul ediyorum. Ancak benim de bir şartım var. Nedir? Şövalye Godfrey'le ölümüne dövüşeceksin. Eğer kazanırsan şehri yağmalamam. Halktan da kimse ölmez. Kaybedersen hem prensi verecek hem de bana teslim olup hayatının geri kalan kısmını esirim olarak geçireceksin. Doğru bir karar mıydı? Sonuçta elimize Barbaros'u öldürme fırsatı geçmişti. Aklını kullan Çiğ. Godfrey, Barbaros'un kellesini alınca hem halkın gözünde adil bir kral olacağım, hem de Süleyman en iyi adamını kaybından dolayı beni sorumlu tutmayacaktır. Beraber büyüdük. Kardeş sayılırız. Unutma. Sen kutsal efendimizin kılıcısın. Düşmanımızın kalbini parçala. Parçala ki dünya üzerindeki bütün Müslümanlar korkudan titresin. Kardeşim,
kılıcım kılıcındır. Arkadaşlarım Floransa için elinizden geleni yaptınız Barbarossa. Halk size minnettardır. Sultanımız bizi buraya masum canlar ölmesin diye gönderdi. Allah'ın izniyle ne sultanımızın yüzünü kara çıkartırız ne de bizimkini. Allah'ın izniyle bu cendereden de çıkarız reis.
Seninle artık kişisel bir meselemiz var Barbarossa.